Mesela bugün teknoloji çağında gençler bir sonraki çağı kestiremiyoruz. Artık hep o teknoloji gelişmiş çağı falan. Ama biz bir ayağımız da teknolojinin olmadığı yerde, telefonun olmadığı yerde bir ayağımız, mektubun olduğu yerde. Ahmet Yenilmez, şimdi ekran başındakiler de bir o gözle düşünsün. İçinde mektup geçen bir türkü aklına gelir mi bir çırpıda? Gelir tabii. Ve mesela bir Mektup mırılda. selam söyle benden Sıla'ya. Ha? Şimdi cep telefonu selam söyle benden Sıla'ya diye bir şey olmuyor. Tamam mı? Evet. Yahut için mektup o günün bir haberleşme, iletişim şeyi, aracı. Çok önemli. Çok önemli. Ama mektubun ruhu cep telefonunda yok. Hadi oradan açayım sözü. Şimdi kara tren gecikir belki hiç gelmez. aynen. Şimdi Türk Hava Yolları'nın uçağı işte uçak rötar yapar belki gecikir diye bir türkü olmuyor yani. Niye olmuyor? Olmuyor. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Çağımızı belki de dillendirilmeyen ama özel sohbetlerde de dillendirilen bir korkusu var. Bu dijital, hani elle tutulmayan, gözle görülmeyen bu dijital acaba bir anda her şeyimizi alıp gidecek mi diye. Aldı. Belki de alıyor, daha çok şeylerimizi alıyor, farkında değiliz. Her fırsatta gerek yazılarımızda, gerek sahnedeki oyunlarımızda, konferanslarımızda şunu dillendiriyoruz. Hızlı yaşıyoruz, hızlı tüketiyoruz, hızla tükeniyoruz. Hızın olduğu yerde aşınma olacağı için o aşınmada duygular da aşınıyor, beklentiler de aşınıyor. En büyük, en tehlikelisi de bizi biz yapan, eşref-i mahlukat denilen insanı insan yapan, insanı kamil yapan, iyi insan yapan bazı hasletler var. Bunlar çağa göre eğer aşınma gösterirse toplumda birçok huzursuzluklar alır başını gider. Mesela vefa. Vefa o kadar da dar kapsamda alınacak bir Fatih şey. gibi sen. Heh. Ama mesela Türk halk müziğine gösterdiğimiz vefasızlık acaba bize neleri kaybettirdi? Efendime söyleyeyim, mimarimize göstermediğimiz vefasızlık bize neyi kaybettirdi? Kendimize göstermediğimiz vefasızlık bizden neleri alıp götürdü? Bir konsere çıkıp bir gecede bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bu da günümüzün bir gerçeği. Ses yok. Görselliğiyle ve işte sazla, makineyle hatta yani bilgisayarla sahne alıp çuval çuval paralar kazanan insanların olduğu bir Türkiye'de Allah rahmet etsin Kazancı Bedi'yi Evet. Urfa'da gazlı sobadan yani o katalitik tabir ettiğimiz sobadan onunla ısınırken zehirlendi ve öldü. Ya sadece tabii ki müthiş yani bu her devrin mağdurları, mazlumları Kazancı Bedi'den tabii bahsediyoruz yani. cefakarları olmuştur. Mesela çok güzel bir şey söyledin programdan önce. Malum halin yani 2600 yıllık bir devlet geleneğine sahip Türk devletinin tarihinde yaşamadığı bir hadise yaşadık. Biz birkaç gün sonra seneyi devriyesini 15 Temmuz. konuşacağız. Etkinliklerle daha da konuşacağız ve gündemle bir daha bir hafıza tazelenmesine sebebiyet verecek. 15 Temmuz. Farkındaydın elbette onu söylerken. Ya dedin Yenilmez. Sevgili seyirciler şöyle bir durdu Turgay Bey. Ya Yenilmez dedi. 15 Temmuz'un türküsü yok Türküsü dedi. Şöyle programı açabileceğimiz. Peki 12 Eylül'ün türküsü var mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.